Tarık'cığım nasıl gidiyor? Herkesi çağırdın değil mi? Çağırdım abi, evet. Yalnız senden bir ricam olacak. Evet. Benim ismim Tarık değil abi, Tansel. Yanılıyorsun Tarık'cığım. Ceyda Hanım geliyor değil mi? Geliyor abi, evet çağırdım. Hasan abi, selam. Hayırdır ne abi sabah sabah? Hayır, hayır ya. Ha Yılmaz abi sizle kaynaşmak isteymiş de bir kahvaltı mahvaltı veriyor. Oraya gidiyoruz. Hadi toplan. Aman abi, biz kaynaşacağımız kadar kaynaştık. Kendisiyle ben hiç almayayım. Ben evime gidiyorum abi. Perişan oldum burada zaten. Ya zaten tamam, size gidiyoruz da kahvaltı için evde veriyor herif. Nasıl yani ya? İyi günler. Gani Bey yok mu? Olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Gani Bey'e söyleyin. Ya bugün kirayı yatırsın ya da evimi boşaltsın. Oy! Tarık! Bu adam ya ve ya dayı aynı cümle içerisinde kullanıp bana göre mi doğrulttu? Yok abi, lütfen sakin ol. O sana demedi, Gani'ye dedi, Gani'ye. Ne yapıyorsun? Hiç. Şu anda Gani'nin o kıza sarılan kulağını kesiyorum. Korsasın artık. Birazdan da böyle kapısını kesmeden önce bel aşağısına gireceğim. Orada küçük bir oyma işçiliği planlıyorum çünkü. Ceyda, Gani'nin fotoğraflarını kesince eline ne geçecek? Aslında haklısın. Tabii. Bunları keserek elime hiçbir şey geçmez ki. Benim onu kesmem lazım. Ceyda, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Sen bu kadar güçsüz, bu kadar kontrolsüz bir kadın değilsin. Ben onu keseceğim. Atlamayacağım, keseceğim. Didik didik böyle kıracağım. Hayır. Hayır, senin böyle davranmana izin veremem. Böyle davranmana izin veremem Ceyda. Ne yapacağım peki? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Ne yapayım ben şimdi peki? Ha? Ne yapayım? Evet, evet, öyle davranacaksın. Hiç sallamıyor musun gibi yapacaksın ki o çıldırsın. Ha? Ne oluyor? Onu kendi silahıyla yavaş yavaş, yavaş yavaş kıskandırarak, merak ettirerek nereye çevireceksin? Bak, şöyle yapalım. Ben senin bu evi alayım. Benim evim satılık değil. Emin. Bence satılık. Mikrofona konuş. Emin misin? Yılmaz abi, yeni ev sahibimiz senmişsin. Abi hayırlı olsun. Sağlık ateşim. Eyvallah. Aferin. Bıyığını bırak ama. Ben bakarım. Yılbaşı eğlencesine davetlisiniz. 2012 ye merhaba diyeceğiz. 31 Aralık Cumartesi gecesi tabii ki Edas Kafe'de yapılacak. Müzikli eğlence, sizler de davetlisiniz. Fix menü, 100 kağıt hiçbir şey değil. Bu düşünce desteklenmeli. Ben hepsini satın alıyorum. Yani demek oluyor ki yarın akşam bu grup olduğu gibi yılbaşını kutlayacağız. Ama dört gün sonra yılbaşı, cumartesi gecesi. O İsa'ya göre canım. Aa. Bana göre yarın yılbaşı. Var mı itirazı olan? Gani'yi kıskandırmak için Yılmaz'a samimi davranmayı unutmuyorsun, tamam mı? Ya ben bu adama samimi falan davranamam. Çevremde samimi davranabileceğin başka erkek var mı Ceyda? Hazırladın mı? Hazır Yılmaz abi, 100 bin. He. Al şu kartı. Adamın adı Emin. Emin misin diye soralım. Adres üstünde yazıyor. Parayı ver. Geri kalanı da satış işlemlerinde de. Tamam abi. Aha. İşte beklediğim fırsat. Yılbaşı çekilişi. Demek diyet yapıyorsun ha imdat? Evet. Çok güzel. Aferin, aferin. Kendine bak işte. Kendine böyle bakmalısın. Peki imdatçım, su içiyor musun? Çok su içmen gerek. Su içiyor musun sen? Öyle mi? Ben hiç su içmiyorum. Ben sana benim kendi uyguladığım bir diyet listesi yazdıracağım. Çünkü sana değer veriyorum. Gel şurada yazalım. 2 dakika oturalım. Tamam. Adam parayı bekliyor. Geç kalmayayım. Ya imdatçım, sağlığından değerli mi? İmdatçım, sağlığından değerli mi yahu? Ne yapıyorsun epiş epiş? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ver onu. Ne blok mu çıkaracağım? Hah.
Güzel, tamam. Yaz, yaz şimdi. Bir dakika, yavaş. Yazıyorum. Ha, sen yaz. Yaz, bu çok önemli. Ben bir lavaboya kadar gidip geliyorum. Tamam mı İmdatçım? Gerizekalı. Dikkat et kendine. Büyük ikramiye 40 milyon. Abi, alsana bir bilet. Yok be kardeş, sağ ol ya. Abi, büyük ikramiye 40 milyon. Bak, bana çıkmaz deme. Şansını dene. Abicim, ben de öyle bir şans var ki... bana bugüne dek daha amorti bile çıkmadı. Vay, Sarp. Ne haber kardeşim? Ne yapıyorsun sen burada? Ha, milli piyango alıyorsun. Demek buna kaldın. Ama bence çok zorlama kardeşim ya. Sen de bu şansı varken. Yani. Neyse abicim, size hayatta başarılar. Aha. Kardeşim, hayırlı işler. Sağ ol abi. Sağ ol, gözüm benim eksik olma. Bunu da... hadi bakalım, eyvallah. Şş, Ayti, o çok komik bir şey oldu. Az önce biletçinin yanındaydım. Bir tane kuş pisledi kafama. Ben de bilet aldım, bak sana da aldım. Allah, oğlum seni de mi kandırdılar? Sen nasıl yedin bu numarayı ya? Ne numarası ya? Sabaha kadar o kuşları böyle sulu ekmekle besliyorlar. Onlar böyle gelenlerin tepesine bırakıyor. Onlar da gidiyor, bilet alıyor. Sen nasıl bunu yedin ya? Bu ne? Ne bileyim? Bu ne oğlum? Nerede? Para vardı, bunun için para doluydu. Sen mi çaldın? Ver bana, ben de dursun ya. Tamam canım, Allah kaybedecek değiliz herhalde. İyi. Oğlum ya da kaybolur maybolur, ben bunu çantaya koyayım da. Koy. Belli olmaz yani sonra. Başımız belaya girmesin. Ayte, çantada para var lan. Sen de kafayı iyice bozdun ha. Piyango işine adam laptop çantasında bile para görüyor. Ne parası lan? Para var gerçekten, şuna bak. Oğlum çantada gerçekten para var lan. Yılmaz abi, depoda mısın? Yok abi, vallahi, vallahi ben çalmadım. Kaçmadım da abi. Kaçmadım, beni darp ettiler. Beni mahvettiler abicim, evet. Çaldılar hep paraları, çaldılar. Ve kim olduklarını biliyorum Yılmaz abicim. Benim param nerede? Benim paramı ne yaptınız? Oğlum ben sana dedim harcamayalım diye yalan. Ne dedin lan? Ne zaman dedin? En çok sen harcadın. Sen dedin ya arkadaşlarına sahip çıkın oğlum. Biz bir aileyiz dedin abi. Sen bizi sevdin. Sen hep bizim yanımızda oldun. Biz de sevdiğimiz insanlara dedik. Hediye alalım. En başta sana dedik abi. Yılmaz abi, biz sana hediyeler aldık ya. Ya Yılmaz abi, ne yaptın bize ya? Öldürsen daha iyiydi. Ne yapalım? Baktım ki hediye dağıtmaya bu kadar meraklısınız. Cezayı böyle kestik. Tamam. Siz şimdi kapıda duruyorsunuz ve gelen misafirlere hediyelerini veriyorsunuz. Ayten, sen? Lan sizi Noel Baba mı yaptılar? Sizden olsa olsa Noel bebe olur. Abi hoş geldin be ya. Hoş bulduk. Kanka, yeni yıllık kutlu mutlu olsun. Sağ olasın. Abdi, bak gel seni kimle tanıştıracağım. Eda. Bak bu Hamdi, Hamdi, Eda. Merhaba. Senin sevgilin bu mu? Ne sevgilisi be? Senin adın da Hamdi. Ne tesadüf. Benim internette tanıştığım çocuğun adı da Hamdi. Hatta beni görmek için ta Keşan'dan buraya geldi. İnanabiliyor musun? Ben inanamıyorum. Hadi iyi eğlenceler. Nasıl ya? Arkadaşlar, evet, şimdi zamanıdır. Ondan geriye sayıyoruz ve yeni yıla geçiyoruz. Buyurun Ceylan Hanım. Teşekkür ederim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Bir dakika. Yeni yılınız kutlu olsun. Thank you.
anladım bu gerçeği. Seni gördüğüm o anda. Dönüşü yok, girdim bu yola. Gelsen de katıl bu maceraya. Rol mü yoksa gerçek mi? Başlarsa biter mi? Belli olmaz başrolde aşk. Rüya mı yoksa gerçek mi? Başlarsa aynen ben de. Hadi be Aytek, hadi be kardeşim. 40 saat oldu. Şişeyi getirdim. Tutma şişini. Yenge, alma yaptın. Ayıp değil mi ya? Kızan mıyım ben? Sana değil Hamdi ya. Mert'e getirdim. Hadi oğluşum. Saçmalama anne. Daha neler? Yap o zaman, altına yap. Aytek! Ya bir huzur vermediniz Kankito ya. Tek zevkimiz sabah böyle tuvalette gazete okumak olduğunu bilirsin. Bir huzur vermedin ya. Başta sizin sabah şeyinden benim. Bir saattir sıra bekliyorum her sabah. Bu ne ya, rezalete bak. Düştüm hale bak. Al şunu. Ne işin mi var sanki? Yani gören de dünyanın en meşgul oyuncusu zannedecek. Boş boş oturuyorsun işte. Ha. Doğru söylüyor. Boş boş oturuyorsun. Yani işini kaybettin, evini kaybettin. Bana öyle geliyor ki sevgilini kaybetmen de an meselesi. Ağzını açacağına gözünü aç biraz, gözünü. Gözü açık yenge zaten. Ay hep ödretmeyin, kahvaltı hazır. Gelin oturun hadi. Ya benim sıramdı ya. Öykücüğüm günaydın. Günaydın. Ne kadar hoş gözüküyorsun sabahları. Teşekkür ederim. Ama sende bir şey var. Sanki biraz moralin bozuk gibi. İyi misin sen? İyiyim. Hadi tatlım, beni kandıramazsın. Doğruyu söyle. Yoksa Sarp'la kavga edip ayrıldınız mı? Yok, hayır ayrım yok. Oh, şükür. Bir an kavga edip ayrıldınız diye çok korktum. Asla öyle bir şey olsun istemem. Siz mutlu olun isterim. Bak, gel bana anlat. Bana güvenebilirsin. Ya aslında Sarp'a çok üzülüyorum Tansa. Çok üzülüyorum. Seninle ters düştüğünden beri eve dönmüyor. Tıkış tepi sesin nerede kalıyor? Perişan halde, mutsuz, ben biliyorum. Çünkü başka yatakta yatamaz o. Ah Öykücüğüm, orada mı kalıyor? Orada kalıyor. Yazık. Hem de çocuk gibi başka yatağa yadırgıyor tabii. Evet. Çok çocuk ruhlu. Evet. Ah, aslında ben ona gel diyorum. Eve gel diyorum. Yani bir yalvarmadığım kaldı Öykücüğüm. Biliyorum. Sen elinden geleni yapıyorsun. Farkındayım ama anlamıyorum. Neden böyle davrandığını anlamıyorum. Acaba son zamanlarda işsiz kaldı. Ondan olabilir mi? Ah Öykücüğüm, tatlım. Bu zor günleri sevginizin gücüyle atlatacaksınız. Hiç merak etme. Biraz üstüne gitme. Kendi haline bırak. Bence benim tavsiyem bu yani. Öyle mi diyorsun? Evet. Öykü, erkekler acı çektiklerini, zor durumda olduklarını kadınlara göstermek istemezler. Biliyorum, kendimden biliyorum. Ben de çok gururluyumdur. Son günlerde o yüzden ilgisiz davranıyor o zaman. Hı hı. Tansel, acaba senin oynadığın diziden Sarp'a bir rol ayarlayabilir misin? Öykücüğüm ne demek? Ya ne demek? Öyle bir şeyin lafı mı olur gerçekten ya? Gerçekten mi? Öyle bir şeyin lafı mı olur? Hı. Benim için Sarp önemli. Ben evet. Onunla dostluk kurmak istiyorum. Ama asıl önemli olan senin mutluluğun. Sen mutlu ol istiyorum. Teşekkür ederim. Yazlıkta seni öptüğüm günden beri hep aklım sende, hep iyi ol istiyorum. Ve Öykü, ben ne zamandır Sarp'a bir rol ayarlamayı düşünüyorum, biliyor musun? Gerçekten mi? Hı-hı. Senin kendi oynadığın bizden. Hı-hı. Ya Tansel, çok tatlısın gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu bizim aramızda kalsın, olur mu? Hı-hı. Sarp'a söylemeyelim. Çünkü biz yani şimdi o yanlış anlayabilir. Evet. Kırılabilir. Hassas, kompleksli. Evet. Yok, kompleksli değil.
Yok, Sarp kompleksli değil ama hassas. Hassaslığı, hassasiyeti var. Anladım. O yüzden. Özür dilerim. Ben yani terim bulamadım ifade edebilecek. Hassas, tamam. Evet. Şey, yani söylemeyelim ona. Hı-hı. Ona söylemeyelim. Ara, bizim aramızda. Hı. Bizim aramızda, tamam, kalsın. Tamam. Bu bizim küçük sırrımız olsun. Küçük. Küçücük. Küçücük. Gel sana bir sarılayım. Enerjin düzelsin. Gel. Biliyor musun, günde 8 defa sarılmak lazımmış. İnsana çok iyi geliyor. Aa, öyle mi? Hı hı. İyi geldin. Evet, çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim Tansel. Rica ederim. Benim için bir zevkti. Her şey iyi olacak, merak etme. Ben hep yanındayım. Teşekkür ederim. Evet, iyi olacak. Ben de öyle hissediyorum. Hı hı. Peki, seni bir öpeyim de güne iyi başla o zaman. Günde 8 defa da öpüşmek gerekiyormuş. Kadın endorfin salgılıyor, biliyor musun? Öyle miymiş? Hı hı. Hı. Şimdi sen mutlu olacaksın. Tamam, teşekkür ederim. Bay bay. Küçük sırrımız. Küçücük. Küçük aramızda. Bakalım, Sarp Bey'e uygun bir rol var mıymış? Aha. Tam istediğim gibi. Oğlum, sen de löp löp peyniri böyle atıyorsun ağzına. Ekmeği katık yapsana katık. Bak, sofrada kaç kişiyiz biz? Anne, ben daha peynir yemedim ki. Aa, sus, cevap verme bana. Ya Sezin, sen de bir tane peynir için çocuğa demediğini bırakmadın ya. Tamam Sezin, kaç kilo istiyorsan alırız ya. Problem yapma yani. Hmm. İyi o zaman. Ben de bir liste hazırlamıştım. Al abla. Bu nasıl liste ya? 10 kilo un, 5 kilo şeker, 5 kilo yağ, 3 kilo pirinç, 3 kilo bul... Ne oldu Sezin? Kıtlık mı var? İhtilal mi çıktı? Ne oldu? Yani ne bileyim canım, ne olur ne olmaz diye dedim. Ay abla, yemin ediyorum kız sana inanamıyorum ya. Kız çocuklarda para mı var kız? Ha, paranız mı yok? Ya. Ben vereyim, bende çok var. Gerek yok amcacığım, gerek yok. Sağ ol, var bizim paramız. Nerede var ya? Paramız var, bana mı söylemiyor kanki çok? Siz alın bunu, çekinmeyin. Ne iyi düşündün Hamdi. Ben de elektrik su parasını nasıl yatırırız diye düşünüyordum. Vallahi yok. Ay kız abla, yemin ediyorum şu anda inanamıyorum sana ya. Ya bir de elektrik su mu ödüyoruz kız? Apartman ediyor ya. Aa, sus, sus. Bana cevap vereceğin ne sen? Kapıya cevap ver. Git kapıya ver. Yine mi sen Hasan? Hasan, ne istiyorsun? Ajansta kurtulamadım senden. Dadandın gittin buraya. Yeter artık Hasan. Ne istiyorsun? Nazire'yi terk ettim, sana geldim. Ben de gül. Afiyet olsun şaka. Terk mi ettin? Evet. Gel o zaman ablam, gel şer. Geç. Afiyet olsun. Kız, abla kız, sen buna ne inanıyorsun kız? Bu yalan söylüyor. Bana bak, Nazire'nin telefonu var, ben de ararım şimdi. Vallahi ararım ha. Ha? Numarası mı var? Şey etme, şimdi rahatsız etme hani da hani. Sonra ararsın bir ara. Sonra ararım. Ay sen ne yalancısın. Yer miyim lan ben bu numaraları? Ha, yer miyim? Bak gözüme bak, yer miyim ben? Ya yemin ediyorum, Allah belamı versin diyelim sana. Terk ettim onu da ya. Kerçi daha söylemedim o. Haberi yok onun ama terk ettim yani. Hayır, söylememiş. Bak sen ya. Bak sen. Yalan. Bana bak. Yemin ediyorum benim sinirlerimi bozma, sabah sabah çek git buradan. Hadi. Görmeyeyim yüzünü. Yeter artık, sıkıldım ya. Kendine gül bak. Kalbimi kırıyorsun ama. Kırasın. Kırasın o kalbin. Bak ben seni daha nerelerini kıracağım bak. Sen kime çektin ya? Hadi Hasan abi. Beraber çıkalım. Zaten ben de çıkacağım. Aytek, sen ha? Gelmiyor musun? Yok, ben gelmiyorum. Yukarıki eve çıkıp diş fırçamı alacağım. Nasıl yani? Sen günlerdir dişlerini fırçalamıyor musun ki? Abartma ya, sen de bu kadar insan içinde. Sarıdan salıya fırçalıyorum işte. Hadi, hadi görüşürüz. Eyvallah. Hadi. Ablam, listeyi unutuyorsun ama. Yanım o neydi ya? Ne listesi o? Alışveriş listesi ya, bir şey değil. Ver bakayım bana. Bak burada Hasan abim varken sana düşer mi alışveriş etmek? Ben hallederim. Sen kimsin? Sen kimsin? Neyi hallediyorsun? Kimsin tamam. Sen sana düşüyor ha? Tamam. Bak ben de gerçekten bu sefer çok kalbimi kırıyorsun ama ha. Uçan kuşun kanadını kırma. Hamsiyi zamansız avlama. Anlar bana mısın? Bana bak. Sen bir daha buraya gel. Bak ben nerelerini kırıyorum seni. Ayıp ama yani. Adamcağız düşünmüş şeyi. Hasan!
Şey ben oraya şeyi yazmayı unutmuşum. Böyle 2 kilo dana etiyle 2 kilo da kuzu eti. Böyle yağsız tarafından. Ay. Hepsini hallederim ben, tamam. Her şeyi hallederim. Ay yeter, bunu aldım. Yemin ediyorum bunu aldım artık. Aa, ya. Abartıyorsun ama sen de. Ne yani şimdi ezber mi yapacağım ben ya? Oho. Yani senaryo güzel de acaba bu iş tutar mı ya? Tutarsa bu dizi çok para kazanırım. Keşke Muhteşem Asır'da oynasaydım. Oradakiler çok para kazanıyor. Halit ne kadar alıyordur acaba haftada? Kim bu münasebetsiz ya? Senaryo çalışıyorum. Allah'ım ya. Konsantrasyon bırakmıyorlar. Geldim. Ah, Yılmaz abi nasılsın? Ben de tam çıkıyordum abi. Bence çıkmıyordun Tarık. Çıkmıyordum. Çıkmıyordun. Vallahi mi? Evet. Peki, çıkmıyordum abi. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Sen bana nasıl yardımcı olacaksın Tarık? Yani benim yapamayıp da senin yapabileceğin ne var ki? Hı? Çok haklısın abi. Benim münasebetsizliğim. Hiçbir şey olamaz. Bak, bu evi almış olmama rağmen senin bir süre daha burada kalmana izin veriyorum. Allah razı olsun. Tabii kirayı ödeme şartıyla. Var mı paran? Var abi. Nereden var lan? Madem paran var, niye bana olan borcunu ödemiyorsun? Lütfen abi bak, ben stres oluyorum. Panik atak oluyorum. Yapma abi, sen agresif bir manyak mısın? Değilsin abi. Sonra Ceyda Hanım senin için agresif bir manyak diye düşünür. Değilsin abi sen öyle. Bak ben diziye başladım ya abicim. Para kazanacağım ya abicim. Sana borcumu ödeyeceğim ya. Göreceğiz bakalım. Unutma bak. Gözüm üstünde ha. Görüyorum. Bak. Su uyur. Yılmaz uyanık. Ay Allah'ım öleceğim ya. Ay abi sen ne kadar komik bir adamsın ya. Tam manasıyla soyadını da bütünleştirmişsin yani. İnanılmaz. Biliyor musun abi? Sadece zeki insanlar mizah yapabiliyormuş. Tarık. Gene saçmalamaya başladın ha. Ya sen kim, benim zekamı ölçümlemek kim? Saçma zaman konuşma, git kapıyı aç. Abi kapı çalmıyor. Bence çalıyor. Ah, kapı çalıyor. Halleluya. Ne oluyor ya? Abi bu nasıl olabiliyor? Nasıl hissettin sen ya kapını çalacağını? O zaman senin kalbin temiz. Ama olamaz, sen mafyasın. O zaman hem mafyasın hem kalbin temiz. Oldu mu bu ya? Bu paradoks. Tarık. Çok konuştun, yürü kapıyı aç. Abi, Ulvi misin sen? Haremi var senin kafanda. Tarık, yürü. Tırstım ben ya. O zaman açayım ben kapıyı. Abi bir ara... Dikkat et değmesin yağlı boya. Çok ayıp. Bir ara kahve falı bak abi. Lan sen beni tanımıyorsun oğlum. Unutma. Su uyur. Yılmaz uyanık. Abi! Beni hasta ediyorsun. Günaydın Tansel. Tansel, isterim. Büyük günü hazır mısın? Goni goli. İyi misin, hazır mısın? Kuzen Yılmaz, nasılsın? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? İyi, bomba gibiyiz ya, süperiz. Günaydın Ceyda Hanım. Günaydın Yılmaz Bey, nasılsınız? İyiyim efendim, sağ olun. Tansel, ne diyeceğim? Bana bak, saat 2'de çekimim var. Hazır mısın, ezber misin? Konsantre olabilir misin o saate kadar? İyisin değil mi? Tamamsın ya, süpersin değil mi? İyi hissediyorsun kendini. Ay Gani, saçmalama ya. Sakin olsana biraz. Evet Gani, comme toi. Fransızca bu. Fransızca kelime yok. Yok. Lisan dersimiz bittiyse konuya geçelim istersen. Tansel'le sete ben gidiyorum, sen kalıyorsun. Çünkü o çocukla gidersen elini ayağını birbirine dolayacaksın, çok belli. Ne alakası var Ceyda? Ben sakinim, iyiyim ben. Hayır, değilsin. Pardon, çok pardon. Efendim? Ha, kim o? Günaydın, günaydın. Kim o? Yapamayacağım, bir dakika dur ya. Allah. Efendim? Ha? Aa, evet evet, geldi ses saatimiz. Saat 2'de Tansel gelecek. Gani eşlik edecek ona. Evet. Yo, hayır hayır, hiçbir problem yok. Ha, sözleşmeyi şeyden dolayı imzalamadım. Böyle bir 2 madde vardı, çok takıldım. Onun üzerine bir konuşsak diyorum. Ha? Tamam, öğle yemeğinde buluşuruz o zaman. Peki. Hoşça kalın. Ceyda,
Bence Tansel'le çekimlere sen git. Niyeymiş o? Ya şimdi ben stres olacağım, panik olacağım. Çocuğun elini ayağını dolaştıracağım birbirine. Sen git. Kancım bir dakika gelir misin lütfen mutfağa? Yemeğe gitmemem için böyle yaptığını çok çok iyi biliyorum. Ama ne olacak biliyor musun? Sen Tansel'le sete gidiyorsun, ben yapımcıyla yemeğe gidip işleri hallediyorum. Bak Ceyda, o yapımcıyla yemeğe falan gitmeyeceksin. İptal et. Etmeyeceğim. İptal et. Etmeyeceğim. Edeceksin diyorum. Hayır. Yemeğe falan gitmeyeceksin, iptal et. Hayır dedim. Bak son kere söylüyorum, iptal et diyorum sana bak. Ben de 5 milyonuncu ve... Son kez söylüyorum, iptal etmeyeceğim Gani. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum defalardır sana. Benim işim insan ilişkisi üzerine. Kadın ya da erkek olduğu fark etmez, anladın mı? Birebir ilişki halinde olmak zorundayım. Bunu kabul edersin, etmezsin bu sana kalmış bir şey. Ama ben işimi yapmaya devam edeceğim. Önce bana güvenmesini öğreneceksin. Ya ben sana güveniyorum. O adama güvenmiyorum. İçine düşecekmiş gibi bakıyor Ceyda. İstersen keselim bu konuyu artık. Ben... Şu anda yapmam gerekeni yapıyorum ve o adamla yemeğe çıkıyorum. Sen de bunu kabul edeceksin. Eğer gene gereksiz bir kıskançlık oyununa girersen ne olur biliyor musun? Bu kez yüzümü göremezsin Gani Galip. İyi günler Yılmaz Bey. Tansel'cim heyecanlanma, kolay gelsin sana. Ceyda. Gani, sakın dur burada. Kadınlar işte ya. Kuzen Yılmaz, evli misin sen de? Böyle devam ederse sanırım yakında evleneceğim. Hayırlı olsun. Kiminle? Yengemiz kim? Gani'cim, aklıma bir şey takıldı. Acaba bugünkü çekimde karşımda oynayacak oyuncu kim? Çok merak ediyorum. Niye ki? Ya birisi vardı aklımda, onu önerelim diyecektim. Eğer mümkünse tabii. Doğru starım. Benim starımı öğrenmek istemiş. Hemen öğreniriz. Bir dakika dur ya. Teşekkürler. Açtım onun telefonu. Alo. Merhabalar. Gani Galip ben. Oyuncum Tansel bugün çekeceği sahnede kiminle oynuyor? Ne? Oynayacağı oyuncuyla bir probleminiz mi var? Siz de buna çözüm arıyorsunuz. Bir dakikanızı rica edeceğim. Kimi düşündün sen? Sarp Sezgin. Sarp, bizim Sarp. Evet. Çok üzülüyorum çocuk için. Bunalıma girdi. Biraz yardımcı olmak istiyorum. Ya Tansel, bir kere daha gurur duydum seninle be. Helal olsun sana. Bekle. Alo. Probleminizi çözdüm. Gani Galip, çözer. Size bir oyuncu öneriyorum. Sarp Sezgin. O da benim oyuncum. Orası problem değil. Karşı karşıya gelince onu çözeriz. Teşekkür ediyorum. İkide görüşmek üzere. Sevgiler. Ya bu ya, bu. Egodan uzak, muhteşem bir star. Tansel, sen neymişsin ya? Seni keşfettikçe böyle bir heyecanlanıyorum ha. Ya genç... Ya Gani'cim, neden ego yapayım? Ne gerek var? Sonuçta ben Fransalarda oyunculuk eğitimi almış başarılı bir oyuncuyum. Alttan gelenleri... Tansel, şu Fransa olayını Allah aşkına kapat. Kapat artık. Orada burada söyleme şu Fransa'yı ya. Ha, anladım. Yani sonuçta alttan gelenlere destek olmak lazım. Eyvallah. Hadi ben gideyim bari, neyse. Kuzen Yılmaz, sevgiler, saygılar. Yengeme selamlar. Söylerim. Teşekkürler. Hadi bakalım. Bir de görüşürüz. Sağlıcakla kal. Çocuğa nasıl bir rol ayarladın şerefsiz? Şerefsiz hiç hoş olmadı abi. Fakat senden hiçbir şey kaçmıyor. İnanılmaz bir gözlem gücün var. Tebrik ediyorum. Kaçmaz tabii oğlum. Su uyur, Yılmaz uyanık. Tarık. Benim söylediğim bir şeye benden fazla gülündüğünde ben bayağı bir huysuzlanıyorum biliyor musun? Evet. Hı? Haklısın abi, benim hatam, çok özür diliyorum. Bu arada benim ismim Tansel abi, Tansel. Fark etmez Tarık. Şimdi neşeli saatlerimin sonuna gelmeden şu Ceyda Hanım'ın öğle yemeği yiyeceği
O yapımcının adını ve adresini istiyorum senden. Ne yapacaksın abi? Söyleme lan! Bak bu sorunla neşeli saatlerimin sonuna geldik ha. Konuş. Abi niye böyle bağırıyorsun? Bak yüreğime inir çek. Yapma abi, manyak mısın sen? Sen manyak mısın abi? Değilsin. Sen agresif bir manyak değilsin. Bak abi Ceyda Hanım böyle şeylerden hiç hoşlanmaz. Sakin ol lütfen. Peki. Aradığım adamın ismi Soyut Yapım'ın baş yapımcısı Yılmaz Bey. Adı Yılmaz mı? Evet abi, onun adı da Yılmaz. Bak ben gene duygusallaşmaya başladım ya. Ya ne oluyor bana? Ama ne yapalım, Yılmaz bulmaz artık değil mi? Neyse. Öldü, o artık öldü abi. Aç kapıyı. Görüşürüz. Kolay gelsin abi. Ya bu manyak piyasayı katledecek. Artı stopaj artık ADV. Bir çözüm bulmam lazım. Gel yanına gel. Güzel. Dursun. Oğlum oradan iki tane bulama yaptı bize bakayım. Yanım niye dışarı bu suratının hali ya? Niye oldu sağ? Tabi yanımki gibi gönül meselesi mi yoksa ne oldu? Yok ya yok. Bir şey yok, iyiyim ben. Yok yok, varsa bir şey var. Kesin o kızla sen takıştın. Bir şey oldu sağ. Yok bir şey etti sağ kız ya. Hayır şöyle başka biri için seni terk ettiyse ben bakarım icabına yani. Hep yanım canımı sıkma. Ay! Ya ne yapıyorsun lan sen abi? Allah'ını seversen bir gün yüreğime indireceksin. Şu havaya ateş etme abi artık, ne olur ya. Tamam delaks, panik yok, sakin. Hayır şimdi işin içine başka biri girdi miydi benim böyle sinirlerim zıplayı biliyor musun? Tutamayarım kendimi. E başka türlü de rahatlayamayarım ben. Hayır söyle ne olduysa anlat be. La belki bir fayda mı dokunur da? Abi çok teşekkür ederim Hasan abi. Eksik olma hiç gerek yok öyle şeylere abi. Sağ ol. Efendim Gani. Ne rolü ya? Vallahi mi? İkide. Tamam gelirim. Sen bana adresi at. Geliyorum ben. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Gani iş ayarlamış. Vallahi şu an gitti abi bütün sıkıntım. Yanım, dedim ben sana. Ne dedim bu Hasan abi? Dedim ki, bu kötü günler gezer ya hani. Hiç ummadığın anda arar Gani. Sevduğunu alamayacaksın eğer, aldığını seveceksin yani. Bu kadar basit. Dur, ver oğlum, ver. Heh, sağ ol. Bu ne Hasan abi? Muğlama bu. Ay! Aldım yandı. Ya yanar bir şıkta ya. Yavaş yiyorsun. Dibine sıyır onu. Dibi güzel dur onu. Dibine gir. Tadı da güzelmiş ha. Neden yapıyorsunuz bunu Hasan abi? Ya yeğenim sorduğun soruya bak şimdi ya. Neden yapmayalım ki? Seviyorum geberik de. Ya hayır o açıdan değil ben hani içi. Afiyet olsun. Dibini yiyorum. Dibi güzel dur onu. Ye. Saat kaç? İkiye var değil mi daha? Aytek, hoş geldin kardeşim. Ne oldu? O sefil hayatından sıkılıp eve geri dönmeye mi karar verdin? Ne sefil hayatı ya? Otelde kalıyoruz oğlum biz. Hatta kral dairesinde, suite'de kalıyoruz lan. Suite'de sefil diyor ya. Anlıyorum. Kapıcı dairesi olmasın o? Ajanların sağlam bakıyorum. Neyse birkaç kişisel eşyamı alıp çıkacağım. Lütfen. Ya ben bir şey anlamıyorum Aytekciğim. Hadi Sarp benim başarımı ve öyküyle olan geçmişimi kaldıramıyor. Ya senin benimle ne sorunun var? Ben ne yaptım sana abicim ya? Ben ne yaptım sana ya? Bizde kankitoluk pazara kadar değil Tansu Efendi. Mezara kadar. Çaktın. Hay Allah ya. Tam da Ayça seni soruyordu be. Nasıl soruyordu? Benim soruyordu. Adımla mı, ismimle mi soruyordu? Böyle Aytek mi dedi yani? Tabii ki oğlum. Hatta buraya gelecek birazdan seni görmek için. Vallahi billahi söylüyorum. Oğlum sen farkında değilsin galiba ya. Evet evet, sen farkında değilsin. Aytek,
sende müthiş bir karizma var oğlum. Ya sen çok karizmatiksin ya. Ya öyle kadınlar yakışıklı erkek sever falan, o bir mit. O bir yalan. Kadınlar aslında çirkin erkek sever. Çirkin erkek daha makbul kadınlar için. Sen de bildiğin çirkinsin. Ya bırak şimdi, gazlama sen de beni tansın ya. Allah aşkına yapma ya. Verme gazı. Kim? Ben. Sen? Ben mi gazlayacağım? Evet. Ya benim ne çıkarım olabilir abicim senden? Benim ne çıkarım olabilir ya? Ben sadece... Oğlum bak, ben iyi bir herifim, tamam mı? Yani belki biraz kötü gözüküyorum ama ben iyi bir herifim. Ben sadece sen kendinin farkına var istiyorum. Evet, kendinin farkına var istiyorum. Kalmışsın o Sarp'ın gölgesinde. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abicim sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapayım ben ya? Kalmışsın onun gölgesinde. Gördün çevrendeki kadınları. Gördüm. Evet. Ben daha yakından gör istiyorum. Çaktın. Şimdi Tansel'ciğim, Tansel kardeş, Tansel abi. Tansel abi, şimdi benim o dediğin yakınlığa geldiğim bir kişi var. Ama ben arkasını getiremedim işte. Ya, demek var. Hmm. Kimmiş bu kız? İşte Eda. Eda mı? He. Ya senin ne işin var o kızla? Ya ne yapıyorsun sen o kızla? Ya o kız doğru bir kız mı ya? Niye, ben yanlış bir şey mi yapıyorum yani? Yanlış bir şey yapıyorsun abicim. Sen ne yapıyorsun ya? Ne sevdik bir kere ya? Dayanamıyorum böyle saçma sapan triplere. Böyle duygusal triplere sevdik. Onsuz olamıyorum falan. Çok sığ, çok banal. Ne zaman sevdin? Ya ne ara sevdin? Ne ara tanıdın da sevdin? Sen sevdiğinde o seni sevdi mi bakalım? Tamam ya, bir sorduk bin a işittik ya. Allah Allah, tamam istemiyorum. Deme bir şey, sana danışan da kapat. Niye danışıyorsam, Allah Allah. Tamam, tamam. Küsme hemen, özür dilerim. Bazen kendimi kaybedebiliyorum. Niyetim kötü değil. Sana yardım edeceğim Aytek. Nasıl? Evet. Hakikaten yardım edeceğim. Evet. Gerçekten mi? Evet dostum. Bak ben kötü bir insan değilim. Ben insanlara yardım etmeye çalışıyorum. O yüzden sana yardımcı olacağım Aytek. Çünkü bu benim uzmanlık alanım. Anlatabiliyor muyum? Ben insanları düzeltiyorum Aytek. Seni de düzelteceğim. Bu saçlar, bu gömlek, bu kolyeler, bu ayakkabı. Ama ben seni düzelteceğim. Ve sana kadınları öğreteceğim. Neden? Çünkü bu benim uzmanlık alanım. Evet. Kadınları benden öğreneceksin. Kadınları kandırmak da benim üstüme yoktur. Çünkü ben bir pisliğim. Sana da öğreteceğim. Vay be! Hakikaten öğreteceğim mi? Gerçekten mi? Yemin et, ekmek Mustaf çarpsın de. Elbette ki. Çok sağ ol. Artık ben de bir pislik mi olacağım yani? Elbette ki. Ha. Söyle, ben pisliğim de. Ben pisliğim. Ben de pisliğim. Ben pisliğim. Ben daha pisliğim. Ben daha pisliğim. Tamam, yeter. Peki, kural bir. Kural bir. Öncelikle bir kadını sende istediği, arzuladığı bir şey olduğuna inandırman gerekiyor. Evet, abartmayalım çünkü garipleşiyorsun. Toparla. Evet, anladın mı? Tabii ki anlamadım. Anladım. Fakat birazdan anlayacaksın. Ya kankito, sen bu zamana kadar nerelerdeydin ya, bana kalbim ağzından çıkacak o duruşlar, o bakışlar. Onlar bende ya. Bende. Ay Allah. Okudum seni. Seni okudum. Hadi bakalım. Oldu lan. Kapı. Acaba kim geldi kankito? Ne haber Tansiş? Ah Ayça'cığım, merhabalar. Bil bakalım burada kim var? Ay kim var? Sürpriz! Pisliğim ben kızım! yani? Ayşe'cim, Aytek'cim, küçük bir şok yaşıyor seni birden karşısında görünce tabii ki. Ama şöyle açıklayayım, şimdi kural biri uyguluyorum, iyi izle. Ayça'cığım, sen ünlü olmak istemiyor muydun? İşte fırsat. Ha, ay gerçekten mi? Sen menajerdin değil mi? Tın. Ne haber Aytek? Adımı söyledi mi? Adımı biliyor. İyidir. Bebeğim. Ay ay. Peki.
Peki. Şimdi Aytekciğim, kural iki. Nedir kural iki? Kural iki neydi? Kural iki şu. Sana bir rekabet ortamı yaratabileceğin zemin hazırlayacağım. Evet. Nasıl yani? Şöyle ki, Ayça'cığım şimdi siz beraber Eda's Kafe'ye gideceksiniz. Ay gerçekten mi? Eda's Kafe olmaz. Eda's Kafe olmaz. Eda's Kafe'ye gidemeyiz. Yok unut, gitti geçti. Niye gidemiyorsunuz? Eda orada. Beni başka kızla görünce gücüne gider ya kızın, gücüne gider. Olmaz. Ya daha iyi ya, sen şimdi Eda kafeye götüreceksin bu kızı. He? Eda da seni kıskanacak, çaktın. Çaktı. Yok çakmadım. Şimdi bir çakacağım sen anlayacaksın ya. Aa, arkadaşım sen oraya götürüyorsun ya. Sen oraya götürüyorsun, kızla beraber oraya gidiyorsun. Eda seni görüyor, kıskanıyor. Kıskanınca ne oluyor? Senin oluyor. Ortasından çatlıyor desene bana ya. Hayır, ben gerçek menajer kimliğime bürünüp geleceğim. Ben mi pisliğim ya? Tahsin. Hadi bekliyorum, çabuk gel. Bekle beni bebeğim. Ayça'cığım şimdi bu gerizekalı sana menajerim diyor ya. Değil mi? Ayça çıldırtma beni. Ay ne bileyim ben. Şimdi bak, beni iyi dinle. Sana anlattıklarımı harfiyen uygulayacaksın, tamam mı? Tamam. Anne nereye? Keşke ana. Artık burada kalmamın bir sebebi yok benim için. Yok, göndermem. Gidemezsin. Seni tarlalarınla ilgili, aman seninle ilgili benim çok hayalim var. Bunları boşa çıkaramazsın. Göndermem. Eksik olma yenge. Ama Eda Aytek abinin şeysiymiş. Bana aradan çekilmek düşer. Aa, nereden çıkarıyorsun sen şeyiymiş Aytek'in falan filan diye? Yok, yanlış anlamışsın sen. Ama dedi ki... Yok, yani ne demek dedi ki? Sen Aytek'in dediklerine mi inanıyorsun? Yoksa benimkilerime? Unutma, biz akrabayız. Haklısın. Ha? Sana inanacağım tabii. Ya. Ben gidip Eda'yı göreyim. Olmaz. Gidemezsin. Çünkü önce senin tipini düzeltmemiz lazım. Niye? Tipime bir şey mi olmuş? Akşamdan sabaha değişmiş miyim? Yok, öyle değil de. Seninki doğuşta. Neyse, ben sana anlatırım yolda. Alışverişe çıkalım hadi. Hadi. Hadi anne. Şey, onları bıraksan diyorum Hamdi. Haklısın. O da olur. Hadi. Alo, Eda'cığım merhabalar. Ben Tansel. Tansel, ne haber? İyidir bebeğim. Senden ne haber? Bana bebeğim dedi. İnanmak istemiyorum. İyi, iyi. Ne olsun işte. Çalışıp gidiyoruz. Evet. Eda'cığım, bak şimdi. Sana söylemem gereken bazı şeyler var. Öykü'nün arkadaşı... ve Gani'nin de kız kardeşi olman nedeniyle... seni uyarma ihtiyacı hissettim. Çünkü benim de kız kardeşim var... ve kızların kandırılmalarına tilt oluyorum açıkçası. Hiç hoşuma gitmiyor. Ne kadar haklısın. Ben de tilt oluyorum ve beni genelde kandırıyorlar, biliyor musun? Evet. Bak şimdi dinle beni. Aytek birazdan o kafeye bir kızla gelecek. Amacı seni kıskandırmak. Aytek mi? İyi de ben Aytek'i niye kıskanayım? Aytek kim beni kıskandırmak gibi? Bebeğim anlasana işte, niyeti kötü ya. Bak şimdi, sen benim dediklerimi harfiyen uygulayacaksın. Çok eğleneceğiz, tamam mı? He, eğleneceğiz yani. Ay neyse, eğlence varsa ben de varım biliyorsun. Ben eğlenceye bayılırım. Söyle, ne yapacağız? Peki, söylüyorum. Şimdi başta sen onu çok kıskanıyormuş gibi yapacaksın. Tamam mı? Sonra da sen onu kıskandıracaksın. Ve böylece kıskandırmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlayacak... ve bir daha asla böyle bir şey yapamayacak. Çaktın. Çaktım, çaktım. Çakmaz mıyım? Olmuş bile. Gerçi Aytek'i kıskandırmak biraz garip olacak ama... eğer bir ders alacaksa alsın o. Alsın, evet. Öpüyorum bebeği.
senin ajansın var değil mi? Oo, benim emrimde çalışan kaç kişi var? Tabii ajansım var, ne sandın? Ay gerçekten mi? Evet. Hadi bana ajansını göster. Burada mı? Evet, burada. Şimdi mi? Evet, şimdi. Ha, şimdi olmaz. Şimdi gösteremem. Neden? Olmaz da ondan. Yoksa bana menajerim diye yalan mı söyledin? Yalan söyledin değil mi? Ben gidiyorum o zaman. Hayır, hayır, yalan söylemedim. Tamam, göstereceğim. Sana ajansımı göstereceğim ama... Bir şu iki dakika şu kafeye girip çıkarım sonra, tamam? Şurada bir işim var. Tamam, ama söz ver. Burada mı? Evet, burada. Tamam, söz ver. Tamam. Ama benim bir toplantım vardı. Önce bir arayıp ben o toplantıyı iptal edeyim. Sonra gidelim, tamam mı canım benim? Hadi bekliyorum, çabuk. Ay, ben seni yerim ya. Efendim Aytek. Bendegül. Ay Aytek, gene ne istiyorsun? Yemin ediyorum bak Allah'a mı saçımı başımı yolacağım ya. Gene ne var, bir düş yakamdan ya. Bak Bendegül, ocağına düştün, bana bir tek sen yardım edebilirsin. Ajansta kim var? Kimse yok. Tamam güzel, bak şimdi ne diyeceğim. Ben yarım saate oradayım. Şimdi sana söylediklerimi harfiyen uygulayacaksın. Tamam Bendegül, ocağına düştüm. Ay bak Aytekciğim, yaparım ama bir şartla bak. Sana çok tuzluya mal olur, haberin olsun ona göre. İsterim yani payıma düşeni. Tamam artık, orası kolay. Aferin kız. Anlat bakayım şimdi ne yapacağım, ha? Bendegül, orası Aytek Geridur Ajans. Ben de senin patronunum. Ah Aytek, ah yine başıma işler açacaksın ama neyse. Hadi tamam, peki. Hadi, hadi öptüm, hadi bay, hadi. Ne kadar çok şey istiyor kardeşim, düşmedi. Neyse, iyi para kazanıyorum ben de bunlara. Salak, aklı sıra beni kıskandıracak. Kıskandırsın bakalım. Ay resmen rol yapacağım. Atmayacağım, ben ama bile istemiyorum. Esra'cığım. Pardon ya, kusura bakma. Ben de kızlar karıştı. Eda, ha. Eda, tanıştırayım. Ayça, Ayça, Eda. Neredesin sabahtan beri? Ne oluyor ya? Neredesin sabahtan beri? Bugün benim izin günüm. Onu sormuyorum ben. İnsan bir arar. Ne bileyim, özleyip merak ettim der. Ama nerede? Sen bir de utanmadan koluna bir kız takıp getirmişsin. Ay sen ondan tokat attın bana. Kıskandın mı kız beni? Kıskandın mı? Yok be, ne kıskanacağım ben seni? Bu saç modeliyle. Ulan Tansi haklıymış ya. Rekabet ortamı yaratırınca delirdi ha. Kıskanç, kıskanç. Ama yok be, ne kıskanacağım ben seni? Kıskanmıyorum. Kıskandım. Kıskanmadım. Kıskandım, tamam kıskandım. Kıskandım, var mı? Kıskanıyorum seni. Ay kıskanacak bir şey yok canım ortada. Bana bak, senin saçını kıskanıyorum ben. Tamam. Nasıl kıskanacak bir şey yok? Var, gel böyle. Tamam, bize bir tane menü verir misiniz Esra Hanım? Ay, Eda Hanım. Hanımefendi, beni mi bozmuyorum? İyi, Yılmaz Bey gelmemiş daha. Ne haber Eda? Canım, ne yapıyorsun? Çok eğleniyorum. Ne eğleniyorsun? Geç, geç. Ne alırsın hayatım? Aa! Hayırdır Deniz, senin ne işin var burada? Ha? Kız kardeşimi ziyarete geldim ya. Sağ ol abi. Ne haber Eda? İyi, ne olsun işte. Sağ ol. İyi, güzel, güzel. Ben bir şeyler yiyeyim Eda, karnım aç. Ay tabii abime, hemen hazırlatıyorum, tamam mı? Hatta gelmişken sizinle birlikte yiyeyim. Ha? İyi, tamam. İstersen sen burada yemeğini ye. Ben seni hiç rahatsız etmeyeyim. Ben şimdi Yılmaz Bey'i ararım. Hemen başka yerde öğle yemeği ayarlayayım. Nereye gidiyorsun Ceyda Hanım? Ya sen mi gidiyorsun? Peki tamam, o zaman sen git, ben kalıyorum, tamam? Ceyda, gözünü seveyim. Böyle yapma bak. Böyle yaptıkça böyle bir gıcık oluyorum. Bu adama daha çok böyle bir gıcık oluyorum. Yapma böyle ya. Hiç gıcık olma. Gidiyorum ben. Merak etme, yemeğini ye. O zaman sen git. O zaman ben gidiyorum ama... sette işim olduğu için gidiyorum. Başka bir şey için gitmiyorum. Bunu unutma Ceyda. Unutma. Merak etme. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eda'cığım kahve. Aa. Tamam. Yılmaz abi kuş göründü. Kuş ne lan? Şimdi abi adamın da adı Yılmaz ya. Ben karışmayın diye kendimce bir lakap buldum. Nasılım ama? Yaratıcıyım değil mi? Evet. Çok yaratıcısın maşallah. Ne yaratması oğlum? Bezeli beyni. Hadi çok konuşmayın, adamı getirin buraya hadi. Merak etme abi. Az sonra kuş kafeste.
İmdat, daha senin çok yolun var ya. Yani hepinizden önce başladı bu adamın eğitimi. Nasıldım? Yaratıcıyım ama değil mi? İyi günler. Buyurun. Asıl siz buyurun. Ne oldu? Meneme mini mi mono mu munu mu manama meneme mini mi mono mu munu mu pa 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 diyafram. Sışaza, sışeze, sışeze, soşozu, suşuzu. Artikülasyon. Konser, bir ara bunları Sarp'a öğretirsin değil mi? Tabii canım, ne demek yani? Oo, starım! Gel gel, sen de gel, sen de gel. Gel starcık, gel. Sensin starcık benim. Asabımı bozma şimdi ha. Ne işi var bunun burada? Oğlum ne demek ne işi var bunun burada? Seni öneren Tansel. O olmasa bu işi alamazdın. Nasıl yani? Tansel sayesinde mi ben buradayım? İstemez abicim. Onun önereceği işe kalmadık biz. Ya ne demek kalmadık? Sürünüyorsun oğlum. İş yok, güç yok. Daha nereye kadar düşeceksin? Bırak Gani, bırak. Önemli değil. Eğer uzattığım zeytin dalı kabul edilmiyorsa, takdir edilmiyorsa benim yapabilecek bir şeyim yok. Tonselciğim sen al o dalı. Sakin ol. Bak görüyorsun. Hemen kabalık, hemen hakaret, hemen şiddet, hemen kaba kuvvet. Yani inanılır gibi değil. Aş artık şu idini biraz. İnsan ol canım. Ne? İt mi? Sen bana it mi dedin? Bana it mi dedin? Bana it mi dedi o? He? Hayır. Sana dedim ki it. Yani i b. Peki it nedir? İt, Freud'un bir kuramıdır. İt, ego, süperego. İt, yani ilkel benlik. Eğer cahilsen, bilmiyorsan öğren lütfen. Ben daha senin için ne yapayım canım? Evet ya, daha ne yapsın senin için ya? Sinirim bozuldu ya. Vallahi resmen seni baştan yarattım. Ay! Yakışıklı oldun kız. Sayende yenge. Eda şimdi beni beğenir mi diyorsun sen? Vallahi az da olsa bir şansımız var. Hadi neyse, göreyim ben seni. Hadi hadi. Maşallah. Kıskanma numarası tamam şimdi. Kıskandırma bölümüne geçelim. Aa! Ay kafede hiç erkek yok. Aha ben kimle kıskandıracağım? Ay Hamdi geldi. Neyse ne yapalım? İdare edeceğiz Hamdi. Geldim. Ay sen ne yakışıklı olmuşsun. Bir dön bakayım. Dön 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 dön. Ay ay ay. Ay mükemmel görünüyorsun ya. Gel oturalım gel. Gel oturalım seninle. Şöyle kafe yakışıklı erkek görsün. Canım benim ya. Ne kadar geç kaldı adam ya. Allah Allah. Belli ki yemeğe gelmeyecek. Gelmeyeceksen niçin aramıyorsun? Telefonuna da ulaşılamıyor. Gani. Gani bu adama bir şey yapmış olmasın? Allah'ım lütfen yanılmış olayım lütfen. Eda ben çıkıyorum canım. Hadi tamam ben. Canım tamam. Bye. Hamdi. Hamido. Ne yapıyorsun? Vay. İmaj yapmışsın. İmaj ne? İşte böyle bir sürümü güncellemişsin yani. Bir update etmişsin. Oğlum üstüne başına bir şeyler almışsın ya lan. Yo yo, başıma bir şey yapmadım. Bence. Ay nasıl da yakışıklı olmuş değil mi Aytek? Ben bayıldım. Müthiş. Müthiş olmuşsun valla. Eda alay etme çocukla, yazık günahdır senin için. Hadi bebeğim, gidelim. Gel bakalım. Aytek, sıkıldım. Ajansa gidelim. Tamam, ben de gidelim dedim. Duramadı ya. Hamdi, sıkıldım. Biz de acaba sinemaya mı gitsek? Ha? Ne dersin? Baş başa, şöyle yan yana, kol kola. Ha? Sinemaya mı? Aa, tabii. Ben en son 10 yaşımdayken sinemaya gitmiştim, biliyor musun? Babam götürmüştü. Sana ben
Gündönü de alırım. Gündönü? Hadi bakalım size iyi sinemalar. Eda Hanım yok böyle bir sinema. Tempo et. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hadi bebeğim gidelim. Hadi bakalım. Gördün değil mi? Bak nasıl kıskandı. Bak orada öldü böyle hırsından kendini insanlığa adadı be. İşte böyle kadınların dengesini bozarım. Tansiye haklıymış. Ben bir pisliyim. Gel canım benim. Bakalım sinemalarda ne oynuyor acaba? Üç boyutlu filme mi gitseydi? Ay hiç kıskanmadı ya, hiç kıskanmadı. Ay ben onu kıskanmış oldum, o beni kıskanmadı. Artık. İnanmak istemiyorum. Rezalet. Hadi gitmiyoruz mu ya? Nereye? Sinemaya. Ay ne sineması be, otur çök. Ben sana bir çay söyleyeyim. Çay. Pam diye bir çay. Ay ne oldu ya? Yok bir şey. Ha, sen sinemaya gerçekten gitmek istiyordun. Ay kıyamam. Ay, başıma kaldın sen. Neyse hadi madem en son 10 yaşında gittin. Beraber gidelim. Gidiyoruz hadi kalk. Evet. Oyuncular hazırsa çekime başlayalım. Ben hazırım hocam. Üf, yangını ben gidiyorum ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Saçmalama. Bu fırsat kaçmaz. Sarp. Fırsat ayağına kadar gelmiş. Hem ne güzel 3-5 kuruş para indiririz. Rahat bir nefes alırsın. Ha tabii 3-5 kuruş. Konsel be dünyanın parasını cuk kalasın. Biz 3-5 kuruş. Var ya galiba. 2 dakikada sattın bizi ya. Sarp, starım. Gel buraya. Gel. Oğlum tansel bir basamak. Seni tekrar zirveye taşımak için bir basamak. Ne yapacağız? Tak 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 merdivenlerden çıkacağız. Seni parlatacağız. Tekrar zirveye taşıyacağız. Anladın mı? Fiyatını arttıracağız. Aklını kullan. Hem Tansel bu kadar kötü bir adam olsa niye sana bu rolü ayarlasın? Senin sönüp gitmeni ister. Doğru mu koçum? Ha? Yani haklı olabilirsin tabii. Heh, bu işte. Bu. 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 Hadi. Hadi sen de. Hadi. Hocam ben de bir senaryo alabilir miyim ya? Sağ, bendekini vereyim. Ben ezberim. Ya bu arada bu kıyafet ne böyle? Bisiklet hırsızına benzemişsin. Neydi o filmin ismi? Sinema Paradiso'daki o küçük çocuğa. Gerçi sen o kadar küçük değilsin. Eşek kadar olmuşsun ama içindeki küçük çocuğu kullanırsın. Biraz dünya sinemasıyla ilgilen yahu. Allah Allah. Ne? Biliyorum ki ben hep dünya sinemasını. Çok izliyorum ben. Bir tane bildiğin yönetmen söyle. Çok var da şu an aklımda değil hepsi. Dostoyevski var mesela. Pushkin, Tchaikovsky. Ah, o Tarkovski olmasın? Yani tamam, dilim suçtu belki. Allah, hepsini biliyorum ben. Hiç ümit yok ya. Jose Mourinho. Ya neyse işine bak ya. Sanki bilmiyorsun. Ben sürekli belgesel izliyorum. Ne işin var benim burada? Ne istiyorsunuz benden? Bir kere sesinin volümüne dikkat et. Benden daha yüksek sesle konuşulmasını hiç az etme. Niye getirdiniz beni buraya? Bedava tur kazandıysan söylemek için. Ne turu? Dünyadır. Bu dünyadan öbür dünyaya inşallah. Ya ne istiyorsunuz benden? Ben size ne yaptım ki? Bir şey yapmadım. Yapımcısın ama hiçbir şey yapmadın. Zaten yapsaydın burada olmazdı. Öyle reenkarnasyon falan bilmem ne yok kardeşim ya. İmdat sen de. Çok affedersiniz. Bu alık alık bakan adamlarıma bir ders vermeliyim. Hemen dönüyorum. Biliyorsunuz. Her şeyin başı önce eğitim yani. Eğitimsiz olmuyor. Bak buraya. Şimdi. Zeyhan. Zeyhan. Karnasyon. Karnasyon. Reenkarnasyon şu demek oluyor. İnsanlar hani
tecellili, tecellisiz ölüyorlar ya. Bunlar öldükten sonra dünyaya ruhları başka bir bedende. Mesela imdat. Böyleyken oluyor, böyle. Başka bir bedende geliyormuş. Öyle diyorlar. Ama henüz saptanamadı. O yüzden siz boş ver. Teşekkür ederim. Ha bu arada hala tanışmadık. Benim adım Yılmaz. Benim de adım Yılmaz. Bence değil. Var buna itirazı olan? Yok abi. Yok abi. Yani bence var. Yani ne münasebet. Siz benimle aynı adı taşımak istemiyorsanız siz isminizi değiştirin. İnsanın yapacaklarından korkup kendini sağır olmasını istemesi nasıl bir şey ya? Bak gene duygusallaştım. Yok ne oluyor çocuklar? Ben yaşanıyor muyum? Ne oluyor ya? Yok estağfurullah abi. Anlamadım. Anlamıyorsun işte. Bak senin sorunun burada. Beyninde senin bazı tıkanık noktalar var. Ama merak etme. Ben onları şimdi açacağım sana. Bana aletlerimi getirin. Aletleri siz arada steril ediyorsunuz değil mi? Evet abi. Ha, ben hijyene çok önem veririm de. Önemli bir konu tabii. En çok hepatitten korkuyorum. Ya beni yanlış anladınız siz. Bakın ben ne isterseniz yaparım. Ben evliyim. Karım var, çoluğum, çocuğum var lütfen. Öyle mi? Sen başkalarının karısına, kızına bakarken hiç bunları hatırlamıyordun değil mi? Şimdi büyük korkusuna aklın başına geliyor. Merak etme ama. Bundan sonra hiç böyle bir şey yaşamayacaksın. Çünkü kafanla bibin yer değiştirecek. İmdat! Bırakın beni! Ya bak bağırma. Biraz da Pollyanna gibi düşün. Ya ben sana bak iyilik yapıyorum aslında. Yani bir musibet bin nasihattan iyidir derler. Hızlandırılmış kurs gibi düşün yani. Tamam. Ha. Bu arada asıl meseleyi unutuyordum ben ya. Sen artık yapımcı değilsin. Bir saniye. Organik tarımla ilgilen. Hem bak daha sağlıklı oğlum. Çocuklar size de kolay gelsin. Görüşürüz. Üzülme abi. Yok. Yapımcılık nereye kadar zaten? Tabii. Organik tarım. Hem sağlıklı hem daha kazançlı. Doğru. İyilik yaptı zaten sana. Değil mi? Yılmaz abi, Allah başımızdan eksik etmesin. Çok iyidir. Şimdi siz ikiniz koltuktasınız. Sarp benim adım. Hocam, Sarp Sezgin ben. Neyse. Sen kızın elinden bardağı alıp sehpaya koyuyorsun. Ve onu öpmek için yakınlaşıyorsun. Sonrasını biliyorsun Tanselciğim. Ah, biliyorum hocam. Ama ben bilmiyorum çünkü senaryo böyle üstü karalanmıştı benim. O yüzden ben sonrasında ne olacağını hakim değilim şu an. birazdan öğreneceksin Sarp'cığım. Hadi çekelim. Geçiyorum hocam ben yerime. Hocam, senarist galiba benim diyaloglarımı yazmayı unutmuş. Yalnız hiç sorun değil, benim doğaçlamam iyidir. Tamam. Yalnız gereksiz diyaloglardan kaçın. Tabii. Evet. Okey, başlıyoruz. 3, 2, 1, kayıt. Evet, bebeğim, şimdi elinden o bardağı alacağım. Ve seni öpeceğim. Kestik. Sarp, oğlum bunu oyununla vereceksin. Konuşmana gerek yok. Ha ben oyun hani artı diyalog böyle oyunu güçlendirir olarak düşünüyorum. Tamam, peki. Tamam, baştan alıyoruz. 3, 2, 1, kayıt. Merhaba güzelim. Merhaba. Nasıldı hocam? Doğaçlama. İyiydi ama lütfen bir daha sahneyi kesme. Evet.
Başlayayım mı? Devam. Merhaba güzelim. Merhaba. Öncelikle elinden şu bardağı bir alayım da. O kadar güzelsin ki seni öpmeye kıyamıyorum. Ama galiba bu kez kıyacağım ve seni öpeceğim. Lütfen. Daha fazla bağlanmak istemiyorum sana. Bu aşkın sonu yok. Ferit bizi yaşatmaz. O ne kadar güçlü biri biliyorsun. Kaçamayız ondan. Öldürür bizi. Olsun. Öldürsün. Ben seninle ölüme razıyım. Ama ben razı değilim. Çünkü gencim. Güzelim. Uzak dur benden. Ne yapıyorsun sen ya? Hocam bu vurdu bana. Gerçekten vurdu ya yanağıma. Sen ne olsun istiyordun? Oğlum senaryoda ne yazıyorsa o. Ha, senaryoda mı yazıyor mu? Pardon. Senaryoda yazıyorsa tamam okey. Ben de hani dedim... Öpeceğim acaba, niye öptürmüyor hani? Neyden rahatsız? Ağzım mı koktu hani? Olur olmayacak şey değil, dudaklarımı beğenmedi. Hani çok şikayet edeni de duymadım ama. Oğlum senden niye hoşlanmasın? Ya da niye hoşlansın? Rol yapıyorsunuz. Doğru bir yerde, evet. O zaman baştan, pardon. Hocam, yalnız daha bekleyecek miyim? Hayır, daha uzayacaksa eğer gideyim kulisimde bekleyeyim yani. Lütfen. Tamam Tansel'cim, hemen senin sahneni çekeceğiz. Sarp, anladın değil mi? Anladım hocam, anladım. Şey yapıyorum, koyuyorum sonra öpmek ağzımla. Üç, iki, bir, kayıt. Zengi Ajans'tan. Evet, kayıt. Merhaba güzelim. Merhaba. O kadar güzelsin ki seni öpmeye kıyamıyorum. Ama galiba bu kez kıyacağım ve seni öpeceğim. Lütfen. Daha fazla bağlanmak istemiyorum sana. Bu aşkın sonu yok. Ferit bizi yaşatmaz. O ne kadar güçlü biri biliyorsun. Kaçamayız ondan. Öldürür bizi. Olsun. Öldürsün. Ben seninle ölüme razıyım. Ama ben razı değilim. Çünkü gencim. Güzelim. Uzak dur benden. Anla artık. Ferit'le evlenmek zorundayım. Hayır. Hayır. Buna müsaade edemem. Edeceksin. Kalk ayağa. Ne yapıyorsun lan? Hocam vurdu, yanaklarım çok acıdı ya. Kusura bakma Sarp. Çok özür dilerim. Sahne iyi olsun istiyorum da o yüzden kendimi çok fazla kaptırdım. Kestik. Harikasın, harika. Teşekkür ederim hocam. Yalnız benim içime pek sinmedi ya. Acaba bir daha mı alsak diyorum. Bence iyiydi ama alalım. Çok teşekkür ederim hocam. Tokattan alsak yeterli. Fazla sanatçı. Bizimki fazla sanatçı. Ondan bir daha yapmak istiyorum. Yapalım, yapalım, yapalım. Alıyorum. Daha da acıdı. Hocam ne yapıyorsun lan sen? Ama ne oluyoruz yani? Hocam ben gayet iyi niyetli yani Sarp'cığım. Özür dilerim. Bir tanecik sahnem var ya, o da çok iyi olsun istiyorum. Yani sadece senin için. Kusura bakma. Bırak lan bu ayakları. Şerif. Hocam yani Sarp bu durumu kaldıramıyor zannedersem. Eğer yapamayacaksa yani boş verelim gitsin. Hayır yani ona da yazık. Anlatabiliyor muyum? Ekibe de yazık. Zamanımıza yazık. Yani Sarp'cığım istersen vazgeçelim. Yani olmayacak. Yok ya. O kadar tokadı şey mi? Boşu boşuna mı yedi? Bu tokat manyağı oldum burada zaten. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? He? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Senin mi oluyor? Tipini düzelttirim ben. Bana bak. Bu ne lan? Sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Sarp. Bir dakika. Hep kaba kuvvet, hep böyle. Yani kusura bakma da Sarp'cığım böyle olacaksa olmasın. Bazı şeyleri de biraz zekanla çözmeye çalış canım. Gerçi insanda olmayan bir şey. Biraz umutsuz bir durum. Seni var ya, yemin ederim boğarım seni. Seni boğarım. Oğlum dur. Bir dakika ya, bir dakika ya. İş yapıyoruz şurada. Yemin ediyorum çalışmak dışında her şeyi yapıyorum maşallah. Bu ne ya? Yemin ediyorum sıkıldım artık. İşte. Ay ay hoş geldiniz garibi. Hoş
geldiniz Aytek Beyciğim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Bende Gülcüm. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet Bende Gülcüm, odam hazır mı canım benim, hazır mı? Aa, hazır olmaz mı? Ne demek efendim? Hazır tabii ki, buyurun. Hazır olmazsa ne olacağını bilirsin artık Bende Gül. Ay bilmez miyim canım patroncuğum, bilmez miyim? Ne içersiniz peki? Ne ikram edeyim size? Kahve içelim mi bebiş? Olur, orta olsun benimkisi. Bence de orta iyidir. Benimki her zamankinden Bende Gül. Tamam mı? Tamam mı şekerim? Tamam. Bugün biraz kafam ağrıyor, beni delirtme Bende Gül. İşte delirtimi yedim. Canım benim ya. Hadi bakalım. Ladies first. Buyurun. Buyurun, buyurun. Verin bakalım. Bende Gül. Allah razı olsun. Ah Aytek, ah. Öykü, hani sen bugün ajansa gelmeyecektin, niye geldin ya? İşim bitti, döndüm. Yoksa içeride yok, Aytek içeride, Aytek. Emin misin? Yemin ediyorum, vallahi Aytek içeride. Bak ben sana anlatayım şimdi neler olduğunu. Ya sen ne kadar akıllı, ne kadar tatlı, ne kadar karizmatik bir erkeksin ya. Yakışıklı da değilsin. Ama olsun, ben zaten çirkin erkek seviyorum. Ya bir de derler ki kadınlar yakışıklı erkek sever, laf ya. Ben başından beri bunun böyle olduğunu biliyordum. Nereden biliyordu biliyor musun? Nereden? Kendimden, etrafım karı kaynıyor, etrafım kız kaynıyor ya. Ay bir de komiksin sen ya. Sağ ol. gel. Bende Gülcüğüm sen mi geldin, bırak ya. Masaya bırak. Vazgeçtim, sehpaya bırak. Buyurun patroncuğum. Sağ ol, sağ ol. Bende Gül. Nereye öyle? Ben çık dedim mi? Bende Gül, bana telefon bağlama. Bak elim ayağım titriyor. Tamam mı? Bütün randevularımı iptal et. Bende Gül, çık artık ya. Çık! Çık! Peki Aytek Beyciğim. İş yapıyoruz burada. Yürü. Hani pompon kızlar filan olsanız anlarım. Koskoca aslan gibi iki tane oyuncusunuz ya. Nedir bu ya? Patroncuğum, giremezsiniz. Neden? İçeride fare var. Koşun hemen. Fare var, içinde fare var. Fare mi var? Neyse Bende Gül. Biz bırakalım fareyi orada, biraz takılsın. Kendini evde hissetsin, sonra halletmesi daha kolay olur. Söyleyin bakayım bana. Nedir sizin birbirinizi alıp veremediğiniz? Ha ne bu? Ha bir de soruyor musun? Hani görmedin mi bugün sette bana yaptıklarını ya? Gani, Allah aşkına söyle. Bugün senaryonun dışında en ufak, en ufak bir şey yaptın mı ben? Yapmadın. Senaryo ne gerektiriyor? Sen ne yaptın koçum? Yani senaryoyu ben mi yazıyorum? Senaryoyu ben yazmıyorum ki. Gitsin senaristle kavga etsin o zaman. Yani anlamıyorum. Bir oyuncunun bu kadar dar görüşlü olmasını, bu kadar kompleksli, bu kadar ergen davranmasını anlayamıyorum. Oyuncu küçük rolü de oynar, büyük rolü de oynar. Ben başrol oynuyorsam, ben başarılıysam bu benim suçum mu? Hayır, benim suçum değil. Asıl mesele küçük rolü büyütebilmektir, parlatabilmektir. Oyunculuk budur ya. Yani ben çok yoruldum. Yani bunaldım. Sürekli üstüme geliyor, sürekli beni suçluyor. Bu nereye kadar böyle gidecek Gani? Yani inan bana böyle olacaksa olmasın ya. Çok yıprandım. Gerçekten yıprandım ya. Ne demek olmasın? Hop hop hop. Ne demek olmasın oğlum? Hiç alakası yok. Bırak Allah'ını seversen bu yeter bu palavralar bilmem neler ya. Ben sanki bilmiyorum beni oraya önerdiğini. He? Zorla önerdiğini, ne hesaplayarak beni de orada tokatlamak için. Sanki ben bilmiyorum. He? Sırf orada beni küçük düşürmek için beni o rolü önerdin. Sanki ben bunu bilmiyorum. Ben salarmışım. Kafa çalışmıyor bende. Böyle mi düşünüyorsun abi? Demek böyle düşünüyorsun. Susuyorum. Sırf bazı sözler verdiğim için susuyorum. Ne sözü ya? Ne sözü? Ne bu söz böz bana gizemli ayakları yapma. Ne söyleyeceksen söyle burada. Ne söyleyeceksen yüzüme erkek gibi ya, söyle. Ya Sarp lütfen abartıyorsun. Tansel'den sana rol ayarlaması için ben rica ettim. Sen mi rica ettin? Evet ben rica ettim. Amacım... Lütfen. Tamam yani... Dinlemek istemiyorum. Ne şimdi ne de daha sonra.
mi? Şu fareyle bilgilenelim bakalım. Akın hep durma be. Çekil şuraya. Ne oldu dedi? Kale baba. Demek fare sensin. Ne? Ne işin var burada senin? Ne bu durum? Kızım ne işin var senin burada? Bu durum ne? Kale baba, pardon. Özel konuşabilir miyiz Kale baba? Gel buraya. Gel buraya. Seninle sonra hesaplaşacağız ben de Gül. Yarın hesaplaşacağız seninle. Çık şimdi. Tamam patroncuğum, tamam. Yarın görüşürüz. Ne oluyor? Ne bu içerideki durum? Ganiciğim, ben açıklayayım. İçerideki kızın ismi Ayça. Benim arkadaşım olur. Kız tam bir manyak. Kız manyak, hasta. Kafayı sana takmış. Bugün gelip benimle konuştu. Ben de konuşurken bir şeyler sizin dedim. Anlatabiliyor muyum? Ve gelip gizlice burada konuşulanları dinledim. Kız bir manyak. Kız bir manyak. Ceyda'ya zarar verip seni elde etmek istiyor. Seni elde etmek istiyor. Biz de setteydik. Dedim ki Aytek, lütfen biz yokken ajansa göz kulak ol ve Ayça'yı oyala, etkisiz hale getir dedim. Ben de kızı daha da etkisiz hale getirebilirdim. Hani biraz daha geç geçseniz tamamen etkisi getirecekti. Oğlum niye bende Gül var, içeride fare var diyor o zaman? Şu yüzden açıklayayım. Sen şimdi kapıyı açıp içeri girersen kız manyak. Senin üzerine atlar diye korktuk. Yani o yüzden yani anlatabiliyor muyum? Kız senin üzerine atlar, bir şey yapar, manyak. Aytekciğim sen şimdi Ayça'yı al, hemen buradan çıkart. De. Kız manyak. Ay nereye gidiyoruz? Soru sorma lan. Sen çıkmayın geleceğim. Tonsi, pes. Karababa salıyorlar. Ya olaysız bir günüm yok benim ya. Geçmez tabii. Geçmez. Olaysız bir günüm geçemez senin. Ben sana ne söyledim? Eğer bu işi bozarsan bir daha yüzümü göremezsin. Dedim mi demedim mi? Dedim mi demedim mi? Hı? Dedim mi demedim? Ne bileyim ya? Dedim. Dedim. Bir bakalım ne oldu? Yılmaz Bey aradı. Üstelik hastaneden aradı. Bir daha dizi yapmak istemiyormuş. Niye? Ha? Niye? Ya, git ya. Bırakma ayakları. Şaka yapıyorsun herhalde. Niye? Çünkü sen onu dövdün. Adamı hastanelik hale getirdin değil mi? Niye yaptın bunu? Niye yaptın? Benimle öğle yemeği yiyor diye. Sana inanamıyorum Gani. Sana gerçekten inanamıyorum. Yani böyle bir şey yapmış olmana inanamıyorum. O kadar medeniyetsizsin ki. Ve şu andan itibaren bütün ilişkimiz bitiyor. Herkes şahit. Şu andan itibaren bütün ilişkimiz bitiyor. Sen ajansı terk ediyorsun. Ya Ceyda bir dakika. Ediyorsun. Bir dakika. Yoksa ben giderim. Dur, nereye koydun bu gizli kameraları? Söyle bana Allah aşkına, bir şaka mı yapıyorsun? Gani hala bekliyorum. Hatta sayıyorum beşten geriye. Beş, dört, üç, gidiyorsun dedim sana. İki. Ya çıldırdın mı sen? Bir, hadi ya, dedim sana. Ne alakası var Ceyda, benim şu de günahım var. Şu an gidiyorsun. Yürü Gani. Evet, hadi yürü. Bak bu söylediklerine çok pişman olacaksın, bak. Hiç de pişman değilim. Hadi git. Hadi. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Üzgünüm, sinirim bozuldu. Çok bağırdın ona da. Ağladım. Seninle sonra konuşacağım. Dinlemedi beni. Çekti gitti. Dinlemedi beni. Dedi ki, bir daha dedi, senin yüzünü görmek istemiyorum. Bana dedi, senin yüzünü dedi, bir daha görmek istemiyorum dedi. Ben nasıl böyle bir hata yapıp bu kadar medeniyetsiz bir adamla evlenirim ya? Ben nasıl bu adamla evlenirim? Nasıl gidip döversin sen? Sen ne yaptın yok? Ceyda Hanım. İyi misin? Değilim. Bu ne yaptı? Dinlemedi bile. Bu ne yaptı? Hiç merak etme. Anladım onu. Sakin. Ama bana nasıl der böyle? Sen yüzünü dedi görmek istemiyorum dedi bana. Devam, 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 az kaldı. Bırakma lan! Bırakma, daha bırak! Bırak, bırak! Aa.
Hasan abi ne var bunun içinde ya? Benim koptu. Çocuklar bizim Tursun, Ayşe'cin ablanın listede verdiği her şeyi aldın. Bir de şık görünsün diye koydular sandığa, anlar mısın? Hep yanında bile şirin gözükçü yok ya. Ne yapayım Şak dayı? Ben ne yapayım? Bana Hasan abi sen yapılabilecek her şeyi yaptın. Severim dayı yenler. Ben daha ne yapayım bilemedim. Yok ya. Yapılacak her şeyi yaptın dedim ya sana. Bu ne kız? Efendim siparişleri getirdim. Bırakı gideceğim hemen şöyle. Ha. Hadi madem bu kadar masraf ettin falan sen de biz de hazırlık yapalım hep beraber yiyip içelim ha. Gerçekten mi? Ha. Evet evet ya gel hep beraber yiyelim. De Hasan et aldın mı? Aldı yenge aldı her bir şey aldı. Yanında Gül ben sana bir şey diyeyim yemin ediyorum sen bana böyle iyi davran ben 3 gün içinde abi Nazire'yi boşarım gönderirim gider seni alırım. Ben ne bari işte seni kim kodur ya? Ceyiz sandığından çıktı gari ya. Allah Allah. Ben şimdi korktum abi senden. Sinirim bozuldu ya. Bu nasıl olabilir kardeşim? Sen kim benim zekamı ölçmek kim be? Konuşmayı kes git şu kapıyı aç. Kapı çalmıyor. Ben de çalıyorum. Ne bağırıyorsun abi ya? Bağırıp bağırıp duruyorsun ya. Kapı çaldı. Halleluya. Ne oluyor ya? Tamam. Yemeğe gitmemem için bunu yaptığını çok iyi biliyorum. Ama ne olacak biliyor musun? Ne diyorsun sen? Ha, bana yumuşak başla dedi. Ha, ben de bana bir şey oldu gidiyorsun zannettim. Yumuşak baş gibiyim ben de. Pardon. Bak kanicim sana defalarca anlattım. Benim ilişkilerim insan ilişkileri. Kadın ya da erkek olması fark etmez anladın mı? Zannettim. Patladım, ne olayım sana? Lan burada da konuşabiliriz. Ne? Seni yöntü ya. Freud'un kuralıdır. İt, ego, süper ego. Affedersiniz. Böyle bir geldi ki bu çok özür dilerim vallahi. Sana dedim ki it. Yani i de. İ de bak i de diyor oğlum sana. Evet yani i de. İt. Yani i. Özür dileriz ya. Kral dairesi demek. Kapıcı dairesi demek istedin herhalde. Ajanların, ajanların, ajanların. Nereye gidiyorsun ya? Unuttum. Ajanların sağlam bakıyorum. Neyse bazı yüzler inşallah. Allah sağ ol. Ay yemin ediyorum abla inanamıyorum sana ya. Ben daha dün verdim sana elektrik şifası ötüsü. Oba! Tam bu. Ay yemin ediyorum abla şu anda inanamıyorum sana ya. Ben daha vermedim mi kız sana elektrik şifarı faturasını yatır diye. Sus! Yine bir fara oldu ama biz dayandık ama orası dayanmadı. Para. Ay yemin ab... Ya beni alır. Ağzından. Olacak şimdi olacak. Yanım dedim ben sana. Ne dedim bu Hasan abi? Dedim ki şey dedim. Bu kötü günler dedim. Geçer elbet dedim. Ah. Sen hatırlamıyor musun ya? Orada anlatıyoruz. Anladım bu gerçeği, seni gördüm.